Akşam namazından hemen sonra Bayrampaşa Kocatepe Camii'nde kutsal emanetler gelecek inşallah. Burada yazmışlar. Efendim Kabe-i Muazzama'nın örtüsünden parçalar, halısından parçalar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 3 ayrı renkte sakalı şerifi var. Ne güzel. Şar-ı şerif var. Evet. Kademi şerif, mübarek ayak izleri var. Böyle devam ediyor. Çok önemli. Kutsal emanetler gelecek inşallah. Bayrampaşa Kocatepe Camii'nde hanım kardeşlerimize de yer ayrılmış. Onunla ilgili devamını da Nurullah hocamızla dinleyelim. Vallahi aslında bu millete, bu ümmete sadece sakalı şerif dediğiniz zaman her şey bitiyor. Ya. Yani sakalı şerif gelecek bir camiye dendi, duyuldu mu? Evet. Allah selamet versin. Aynı ya, arabayı park etmeye yer bulursun. Öyle. Üç tanesini ilk defa ama. Ben de ilk defa gördüm. İlk defa. Ya yani üç tane sakalı şerif, siyah, kızıl ve beyaz renkler. Beyazı görmüştüm. Kızılı görmüştüm, siyah görmemiştim. Belki izleyenlerimizde tam tersi oluyor. İlk zamanlarından maşallah kalan belki de Allah'a emanet. Çok güzel. Ya yaşatılmaya çalışılıyor bunlar. Evet. Bunlar sadece böyle yaşatmak, bunları sadece işte ziyaret ettik, ay ne kadar güzel, böyle bir gece ihya ettik, peygamberden bahsettik falan. Evet, güzel şeyler. Ya aklıma şu geliyor. Zaman zaman olayı sadece hani böyle dünya kafasıyla düşünen tipler var. Bizim sevdiğimiz güzel insanlarımız var. Rabbim onları da eksik etmesin. Bu memleket hep beraber gidiyor çünkü. Ya bir Ronaldo'nun kramponu geliyor memlekete. Veya işte bir yerde falancanın mikrofonu. Şimdi isimlerini veya tek tek anmayalım. Veya şunun kıyafeti, bunun şu sorusu. Aynen öyle. İşte bizim gençliğimiz zamanında o farklı hareketlerle dans eden insanlar falan bir şeyler vardı. Müzeler açılıyor onlarla ilgili. Tabii insanlar akın ediyor. Ve üstelik bir dakika. Ne yapıyorlar abi oraya girerken? Para veriyorlar değil mi? Para veriyorlar bir de. Evet. Bir de gidiyor bilet alıyor. Bilet alıyor. Efendim bir şekilde oraya gitmek için böyle canhıraş bir şekilde uğraşıyor. Ya arkadaş biz para mara aldığımız yok. Sadece parayı biz talebelere, bu aşıklara alıyoruz. Aşıklara o da. Yani yeter ki o aşıklar aşkını yaşamaya devam etsinler. Yine böyle gönüllerinden geldiği gibi, sazlarından çıktığı gibi, bamlarına bastığı gibi şiirleri döktürsünler. Cenab-ı Hakk'a olan kucaklarını yeter ki açsınlar. Eyvallah. Biz bunu yapıyoruz. Kutsal emanetler sadece sakalı şerif değil burada. Yaklaşık 20 madde bir sıralanmış. Hazreti Hasan Efendimizle alakalı bir madde, Hazreti Ömer Efendimizle, Hazreti Osman Efendimizle geri kalanını getirmiyorum. Yani farklı farklı giysilerinden, elbiselerinden falan bir takım güzellikler getirilecek, orada ziyaretler açılacak. En sohbet azından sohbet de var değil mi? Tabii aynen. Sohbetsiz olmaz. Ali hocamızın. Tabii aynı büyüklerin dediği gibi tarikatıma sohbet est. Bizim yolumuz sohbettir. Bunlar hani sohbet bahane, bal bahane sohbet şahane demiş ya. Evet, evet. Bizimki de bu hesap. Yani aslında sohbettir her şeyden önemli olan. Zira bunların her birisi o sohbetler sayesinde kıymeti, kadri bilinir. Eyvallah. Yoksa kupkuru gelirsin, kupkuru gidersin İbrahim Bey. Sonuç itibariyle Allah nasip ederse kutsal emanetler, başta sakalı şerif olmak üzere, Kabe-i Muazzama'nın, o defalarca gidip gelmek istediğimiz, o ne bileyim, üzerindeki o mübarek örtüye yüzünü sürmek istediğimiz, böyle canhıraş bir şekilde ağlamak, feryat etmek istediğimiz o güzelliklerin hepsi bir nevi ayağımıza geliyor. Allah razı olsun, bununla alakalı çalışan bir ekibimiz var. Adamlar ciddi mücadele ettiler ve bu emanetler gelecekler. O akşam elbette ki camilerimiz şenlenecek. Elbette ki camilerimize dünya kadar hücumlar olacak hatta belki. Ama Kocatepe Camii'nde böyle bir mütevazi Eyvallah. Güzellik bu kardeşlerimizi bekliyor. Eyvallah. İnşallah. İnşallah yarın ermek nasip olur. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Efendim, kutsal emanetler Bayrampaşa Kocatepe Camii'nde akşam ile yatsı arasında Ali Ulu Uzunlar hocamızın sohbeti var. Yatsı namazından sonra da efendim kutsal emanetler ziyarete alınacak, izlenecek daha doğrusu, ziyaret edilecek. Hanım kardeşlerimiz için de yer ayrıldığını söylemiş olalım ve sizleri en emin olana emanet ederim efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.